Arkadaşlar merhaba, bugün benim için önemli bir gün. Neden önemli? Bu videoyu da sizlerle paylaşmak istedim. Açıklamada da okuduğunuz gibi Samsung cihazımı değişime gönderdim. Uzun süre sonucunda değişim oldu. Aslında biraz zorladılar ama ben değişim olacağına inanıyordum. Çünkü değişimi şart olan bir cihazdı. Çok önemli bir sorunu var mıydı? Aslında vardı da diyebiliriz, yoktu da diyebiliriz ama nihayetinde değişimini yaptırdım ve şu anda da kargoya ben kendim almaya gidiyorum arkadaşlar. Kargonun gelmesini bekleyemedim çünkü kargonun ne zaman geleceği belli değildi. Gün içerisinde ben bizzat kargoya gittim, yani yurt içi kargoya, gördüğünüz gibi. Kargoya vardım, ürünümü aldım. Gördüğünüz gibi içeri girip ürünümü aldım. Ondan sonra da çıktım. Gördüğünüz gibi kargomu aldım, evime gidiyorum. Detaylı videoyu da sizlerle paylaşacağım arkadaşlar. Nasıl değişim yaptım? Değişimi nasıl onayladılar? Cihazdaki sorun neydi? Bunlarla ilgili sizlere bilgi vereceğim. Ama şimdi videomuzu inceleyelim. Gelen telefonu inceleyelim. Ondan sonra da bir sonraki videoda da detaylı bilgiden haber vereceğim. Evet arkadaşlar, nihayet geldik evimize. Şimdi gördüğünüz gibi kargo paketinden çıkardım. Onun bir önemi yok arkadaşlar. Kutuda bu şekilde geliyor. Telefonum değişti. Ben kutuyu açacağım şimdi hep birlikte. Kutumuzda bu şekilde Samsung gönderiyor. Şunu söyleyeyim. Önceki cihazımın açıklamalarla ilgili, hani sorunun neyden kaynaklı olduğuyla ilgili kağıtlar da vardı. Yenisiyle değişti diye. Telefonumuz burada arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ben bunu şimdi paketinden açacağım. Hiç açılmamış. Gördüğünüz gibi açılmamış. Pakette geldi sıfır olarak. Servisten ben şimdi bunun paketini açacağım. Daha sonra bakalım yeni telefonumuz nasılmış. Hani bir değişiklik varmış. Şu bakımdan değişiklik diyorum. Olası bir belki de başka bir telefonu tamiri olup veya yenisiyle değiştirilip başka bir kişiye başka telefon gönderip de bunu da belki de bana gönderebilirler. Tabi bunu detaylı bir incelemeden sonra anlayacağız arkadaşlar. Daha paket açımına geçmedim ama arkadaşlar bakın şuralarda küçük bir deformeler var. Yani sanki telefon kutusu daha önceden kurcalanmış gibime geliyor birazcık. Yani sanki öyle hissediyorum. Ama bunu diyorum ya, şimdi açtıktan sonra hep birlikte göreceğiz. Telefonun etiketlerini kestim arkadaşlar. Şimdi çıkaracağım telefonu. Şu şekilde çıkardıktan sonra zaten burada bunu biliyorsunuz. Bunun içinde ne olduğunu. Yine de biz bir bakalım. Gördüğünüz gibi bunun içinde kablosu yine aynı orijinal kablosu arkadaşlar. Tabii ki sıfır olarak. Bunları da kağıtlara atıyoruz bir kenara. Şimdi gelelim telefonumuzu çıkarmaya. Gördüğünüz gibi telefonumuz bu arkadaşlar. Hemen jelatininden bir çıkarayım bunu. Ekran. Şurada e-mail oluyor arkadaşlar. Ben onu kapatacağım. Öyle bir yapıştırmışlar ki kimse açamasın, kurcalamasın diye galiba. Telefonumuzu çıkarttık arkadaşlar. Hemen geliyorum. Bir saniye. Şunun arkasındaki seri e-mailini bir alayım size zahmet arkadaşlar. Bir saniye bekleyin. Çıkarttım. Çıkarttım. Bunu hemen kutusuna yapıştırayım. Kutusuna yapıştırıyorum. Şurada dursun. Tamam. Telefonumuz şu an bu arkadaşlar. Şöyle ben de sizlerle birlikte bir yakın incelemesi yapayım. Yani telefon sıfır. Gerçekten de sıfır. Yani şöyle ben sıfırlığından bir şüphe duymadım da. Hani belki de dedim bir başkasının kullandığı cihaz bana gelmiş olabilir mi diye düşünüyordum.
O yüzden hani tereddütteydim. Cihazımız bu. Cihazımızda sıkıntı yok. Şimdi ben bunu açacağım. Daha sonra da hep birlikte göreceğiz. Arkadaşlar ben telefonu açıyorum burada. Daha sonra sizlere çok önemli bir bilgi paylaşacağım. Bakın çok önemli bir bilgi ve telefonla ilgili de daha sonra detaylı bir video da çekeceğim. Eksiği var mı veya herhangi bir sorun oluştu mu telefonda? Bununla ilgili de sizlere çok önemli bir video çekeceğim. Mutlaka o videoyu da izleyin. Şimdilik videoyu sonlandırıyorum. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar.